Merhaba arkadaşlar. Bugün size Mercedes-Benz NG2636 AK kamyonumu tanıtacağım. Bu kamyon yine fenomen araçlardan bir tanesi. Bu dereden geçen kamyon. Videolarını kanalımda mutlaka izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de izleyin. Güzel araba. Şimdi araca başlangıç bir noktaya kadar getirmiştim. Ben hemen hızlıca oraya kadar olan kısmını size anlatayım. Araç 6x6 Robbe akslara sahip. Bayağı yüksek bir araç. Çünkü o dönem bu 26-36 bahsettiğimiz arabalar zaten on-road değil. Direkt off-road çalışıyorlar. Almanya otobanlarını yaparken 1980'lerin başı ve ortasında bu arabalar çalışıyor. Aynı arabalar bu İstanbul İkinci Köprü yolu var ya, orada da çalışıyor. Hatta birkaç tane Türk filminde de görünüyor bu arabalar. Bazıları 6x4 ama şeydekiler, Almanya'dakiler de 6x6'lar da var. Bunlar direkt off-road lastikle çalışıyor falan filan. Hatta Cüneyt Arkın'ın bir filminde görmüştüm ben bunu. Tabi bunlar yataksız kabin. Bu arabayı yaptığım dönemde yataksız kabin şansımız olmadığı için yataklı kabin olarak araç ortaya çıktı. Bu araçlar Türkiye'de 40-28 formundaydı. Yani 40 ton 280 beygir. Sahibinden de düşüyor bu arabalar. Arabalar 40 ton kapasiteli 280 beygirlik araçlar. Yani döneminin canavarı yani, öyle söyleyeyim size. Ve hep büyük damperli kullanıldı bu araçlar. O yüzden de ben de Bruder'in büyük damperini taktım. Bruder'in damperi bir tık büyüktür. Yükseklik olarak da şey olarak da diğer işte Vedico, Premekon ya da Scalart ya hepsinden büyüktür. Yan yana koyunca da bunu çok net görürsünüz. Neyse, bu ön bilgilerden sonra aracımıza başlayalım. İlk fotoğrafta aracın ön aksını görüyorsunuz. Ön aksı o dönem biraz toplama yapmıştım. Sebebi ise NG çamurluğun direkt ön makas vidasına takılmasıydı. Hem makas vidasına takalım hem de araç yüksek olsun diye bayağı bir civata ekleyerek yükseltmiştim. Hani bayağı bir yüksek araç. Tabii çok da tatlı duruyor. Ben bu arabaları yüksek seviyorum açıkçası, NG'leri. O büyük damperli tonajda her yere girip çıkabilen araba oldukları için. Sonrasında damper ilave şasisini yapıyorum. Çünkü Vedico'nun da atladığı, pek çok model yapan arkadaşımızın da atladığı damper ilave şasileri. Damperi bir şekilde şaseye monte ediyor ama damper ilave şasisi koymuyor. Koymayınca arası ya boşluk kalıyor ya damper alçakta oluyor. Böyle olunca da çirkin oluyor, hoş olmuyor açıkçası. Burada da damper ilave şasisini birleştirmek için bu Scalart ve Premekon makaslardan kalan ilave parçalar var. Şu resimde gördüğünüz sarı parçalar, eğer ki makas takımını arkaya pendal yaparsanız kullandığınız, fakat makas takımını ön tarafa kullanırsanız kullanmadığınız parçalar. Bunlardan da çokça çıkıyor. Neyse, çünkü bu lazer kesim olduğu için kullanılan gelirken lazer kesim olduğu için bunu da kesmiş koymuş oluyorlar içine. Bunların fazla kalanlarını ben ayırmıştım zamanında. Bu şekilde ilave damper şasisi yaparken kullanmıştım. Bu arada bunların hepsini elde yaptım ben o zamanlar. Hani herhangi bir fabrikasyon, şöyle yapayım, böyle yapayım yok. Testereyle kesme, işte resimde gördüğünüz gibi birleştirme, ölçü alma, matkapla delme vesaire. Yaptıktan sonra bu şekilde şasemizi ana şasenin üstüne oturtuyoruz, deneme şasesi. Şase orijinal şasesi gibi damper şasesini de 3020 bayrak kırmızıya boyattım ve arabanın alt tarafı hazır. Bu arada arabada arka tarafta Premekon pendal var. Yine arka tarafta Premekon arka koruma tamponu var. Far takma yerleri yine Premekon. Bunların tamamı Premekon ya da eski adıyla Oswald. Arka tarafta görünen benzin deposu da hakeza öyle. Bunların hepsi orijinal birebir Mercedes NG ve SK araçlar için üretilmiş olan parçalar. Benzin deposunu yerine yerleştirdim. Sol tarafta da akü kutusuyla hava tankını görüyorsunuz o dönem için. Çamurluklar da Robben'in man kamyon çamurluğu. Onu da ikiye kesip bu araçta kullanmıştım. Ön tarafa geldiğimizde servoları görüyorsunuz. Bunda hem şanzıman için bir servo hem de sağ sola yönlendirme için ikinci bir servo var. Her iki servoyu da öne yerleştirmiştim. Bu şekilde bir servo adaptörüm vardı. Zaten bu arada şeyi söyleyeyim. Bu tip servoları böyle ön tarafa yerleştirince Vedico'nun orijinalindeki ön taraftaki traversi koymuyorsunuz. Buraya bazen ön traversi koyuyorlar. Yani bunu koyduktan sonra ön travers falan koymaya gerek yok. Bu şase de bu arada Vedico şasesi. Ön traversi sen koydun da servolar çok içeri gidiyor. İçeri gittiğinde şanzıman arkaya doğru gidiyor. Böyle bir şeye sebep oluyorsun. Adını sen söyle. Şanzımanın da çok arkada olmaması lazım ki o araya da hidrolik pompanı vesairini koy. Tutucuyu da görüyorsunuz. 4 vidayla sıkı bir şekilde ön şaseni tutuyor. Ön tarafta bir daha tamponu bağladığım bir parça daha var. Ön tarafa bir daha travers koymana gerek yok. Bu arada Robbe'lerin handikapını söyleyeyim. Robbe'lerin dönüş açısı biraz azdı, çok değildi. Bunu modifiye ediliyordu. AFV akslarla. Orijinalinde dönüş açısı o kadar da iyi değildi. Ama çok sağlam, çok kemikli diferansiyeldi.
Her yere girip çıkıyordu. Hiçbir şey de olmuyordu. Bu resimde de göreceğiniz üzere ön kafasını ben bunu kesip bir tıpa gibi bir şey takmıştım daha gerçekçi olsun diye. Kabinimiz ve damperimiz aracın üstüne bu resimde geldi. Bu kabin hala bende beyaz. Önünde de şnorkeli var. Artık şnorkeli başka bir araca kullandım. Onu da videosunu çekince görürsünüz. Araç aşağı yukarı nasıl bir şey olacağı ortaya çıkıyor bu resimlerde. Ölçüleri devamlı kontrol ettiğim için ölçüleri doğru. Bir de damperi, büyük damper demiştim ya. Bakın damperin yüksekliğine, hani büyüklüğüne, tombikliğine. Bu tam şey ocak damperi yani. Hani hala günümüzde tamam biraz formasyon değiştirdi. Hardox'lar kullanılıyor ama tam ocak damperi. Kaya koy taşı, tonaj koy taşı. Bu böyle bir araba. Bu arada Bruder damperin alt tarafını uygun bir şekilde kesip biçtim. Ki bunda altında fazlalığı vardı. Şimdi gelelim makasları değiştirmeye. Bir yerden elime Premeco'nun, aslında bu arka makas, ön değil. Arka tekli makası, yüksek makası, offroad makası geçti. Bu offroad makasını bu arabaya taktım. Öne de takılabilir aslında ama arkaya genellikle takılan bir makas. Bu offroad makasını bakın fotoğraftaki farkı görüyor musunuz? Hatim yükseltiyor. Çünkü bu offroad makası. Hani normal düz yol araç makası değil. Ocakta çalışacak kamyon makası. Bu şekilde tekrar makasını topluyorum. Tabii vida yerlerini ayarladım önce çamurlu takabilmek için. Sonra damperin içine bir tane metal plaka kesip koydum. Çünkü direkt plastiğe taktığımızda bu plastik eğilip bükülüyor. Plastik buna uygun değil. Damper kalkarken metal plakanın üstüne montajı yapacağım. Metal plakayı da plastiğe bağlayıp güçlendirmek için yaptım. Arka tarafın çubukları, el yapımı pistonu görüyorsunuz. Pistonu Ergin yapmıştı. Fena da değildi o dönem için. Çamurlukları bu arada değiştirdim. Yine yarım çamurluk. Ve araç yavaş yavaş ortaya çıkıyor artık. Damperi vesaire oturdu. Aksesuarları üstünde. Damperin kapağının metal parçalarını ekledim. Güzel bir şekilde çalışsın diye. Tabii ki araçta kırmızı şanzıman kullandım. Damperi beyaza boyadım ama ya bu beyaz nasıl kustu anlatamam size. Yani ben beyaza boyadıkça şey yeşeriyor. Boya yeşeriyor. Boya da şey boya. Tamiya'nın boyası ama bozulmuş bu, ne olmuş inanın bilmiyorum. Beni bayağı bir uğraştırmıştı bu boya. Arka farlar yerine geldi. Arkaya Premeco traversi geldi. Onun ucuna da Rockinger'i geldi. ESC o dönem 1040 mı bu? 1060 mı? Şey ESC. Geri vitesi %50 olan ESC. O yoklukta bunu kullanıyorduk. Ama bu da bir ara bayağı popülerdi. Artık 2000 kaçta? 17'de mi? 18'de mi? Ne yapmışım ben bu arabayı? 6 sene önce. Ve pompası yine Ergin tarafından yapılan pompa. Çok da güzel, çok da verimli bir pompadır. Bundan pek çok aracım da vardır. Yeri ufak, brushless, pıt diye basar, pıt diye çeker. Hiç problem yaşatmaz size. Hani aşırı tavsiye ederim. Bakın bu Linebach'tan türetilmiş bir pompadır. Ki Ergin türetmiştir. İyi ki de yapmış. Çok aracın şasisinin içine yerleştir geç pompası. Çünkü benzin deposundan da görünmez. Güzel pompadır. Tavsiye ederim. Bu araçta o dönem Beyer elektronik kullanmışım. Beyer'in NG sesi çok güzel, böyle çuflayan bir sesi vardı. Güzel bir sesti. Ama şu anda SMT kullanıyorum bunlar için. Beyer'i de Volvo'ya çektim. Çünkü Volvo'nun sesi hiç yok. 120 amperlik pompa ESC'si kullandım ama artık gereksiz onlar. Artık 30 amperlik küçük ESC'ler var. Onları kullanıyoruz. İç mekanını arabanın bir yerden bulup benzettim. Çünkü bu Vedico NG'lerde interior gelmiyor. İnteriörü yok arabaların. Sizin yapmanız gerekiyor. Ve finale geldik arkadaşlar. Bu araç 6x6 çalışır vaziyette. Buluşmalara vesaire de katıldım. Sudan da geçtim, dereden de geçtim. Çok sevdiğim güzel bir araçtı. Fakat bunu artık başka türlü bir şekilde yakında karşınıza çıkacak bu araç. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın.